Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yavru kuşlarımı gösteriyorum. Üretimhanemin son durumu hakkında bilgi vereceğim. Bu tam hani evde muhabbet kuşu üretecek arkadaşlar, hani böyle hani hobi amaçlı üretecek arkadaşlar bu tarz bir şey yapabilir. Hani küçük odanızda, hani büyük bir oda olması gerek yok. Hani küçük bir köşe olsa yeter, hani şöyle bir 3 metre gibi bir köşeniz olsa yeter. Bakın benimki hani şöyle. Bu kadar küçük. Hani ben biraz odam boş olduğu için biraz aralarını boş bıraktım ama siz üst üste böyle dörtlü veya beşlik kafesler, o tarz bir şey alabilirsiniz. Benim bakın arkadaşlar, şu kuşlarımın yavruları vardı. Bir tanesini arkadaşıma verdim. 3 tane yavrum vardı. Bunlar da 27-28 günlük yavrular. 28 günlük, aynen, en büyüğünü verdim. Giresun'da olan arkadaşlar varsa iletişime geçebilir, yavru vesaire isteyen olursa. Bunlar arkadaşlar gayet sağlıklı, görüyorsunuz. Yem kırıyorlar yavaş yavaş. Bakın şöyle görüyorsunuz. Bu salma kafesim. Yavrularımı bunun içine atıyorum. Ve yeni yavrularım arkadaşlar. Bakın. Maşallah diyen yanım. Nazar değmesin. Bakın arkadaşlar. 7 tane yumurtlayan bu çiftimizin yavruları. 3 tane görüyorsunuz çıktı. Maşallah diyen. Yumurtalar kırılmaya başladı. Yani 3 tanesi çıktı. İnşallah devamlı gelir. Yalnız nem oranım biraz düşük. %40 şu an. Onu arttırmanın yollarına bakıyorum, böyle hani evde yapabileceğim nem cihazı vesaire bir şey araştırıyorum şu an. Onu yapacağım. Odaya su koydum ama malum dışarıda kar var. Bakın. Yani nem o yüzden biraz düştü. Bakın arkadaşlar. Yani olduğum yere biraz fazla kar yağıyor. Ama fazla durmuyor. Yani 2-3 gün sonra bitecek. Kar olduğu için nem arttı biraz. Düştü daha doğrusu. Ona şu an yumurtadan kırılması için 55-60 olması lazım. Daha ideal o dereceler. Bakın arkadaşlar, yavrularım bunlar. Çok güzel yavrularım. Şunun kuyruğu tam çıkmamış veya neden öyle anlamadım ama öbürlerin kuyruğu biraz daha iyi. Bakın. Evet, kuşlarım, bu tüydeki kuş var arkadaşlar. Hala tüyde. 10 gün oldu. 15 gün oldu. Bakın. Yakından bakarsanız görebilirsiniz. Bakın. Heh, gözüküyor arkadaşlar, biliyor musunuz? Böyle hani diken gibi olan şeyler var. Gözünün altına doğru, böyle hani arkasına doğru kafasına. Onlar tüyde olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bunlar yuvaya giriyor ama yumurtlamıyor. Bakın erkek şu an yuvada. Dişi dışarıda. Bazen dişi geliyor çıkıyor. Çatıdaki kar düştü. Duyduysanız sesi. Kuşlar da korktu. Şimdi arkadaşlar, bu yuvalığı kesinlikle almayın. Tavsiye etmiyorum. Hani böyle yuvalık alın, büyük. İçinde follu olsun mutlaka. Bunda folluk yok. Bakın. Temizlemesi çok zor oluyor. Çok pis oluyor o yüzden. Hani daha kullanmayacağım bunu. Yavrularımı akşamları yine yuvaya koyuyorum. Anneleri yine besliyor. Yani tam anlamıyla biraz da toparlıklar. Yani 35 gün olduğumu buraya ayıracağım. Hani daha yuvaya koymayacağım. 35 gün olduğunda yuvalığı çıkaracağım. Çiftleşmemeleri için yanlara elma, limon suyu falan öyle şeyler yapacağım. Bir 20 gün sonra falan, 20-25 gün dinlensinler. Onun haricinde yuvalarım bu şekilde arkadaşlar. Yani folluk olarak bunları alın kesinlikle. Kesinlikle şu. Yani içinde follu olmayan yuva almayın arkadaşlar. Bakın şöyle plastik folluk var. Yani hemen göstereyim. Ha. Şundan olmayan yuvaları kesinlikle almayın. Hani bundan oğlum bir tane yedek alıyorsunuz. Hemen yedeğin içine mısır gülenir vesaire tamam malzemesini koyup hemen yavrularına geçirip tekrar yerine koyabiliyorsunuz. Ama bu tarz oldu mu? Yuvayı komple söküyorsunuz, yavruları ayırıyorsunuz, içini temizliyorsunuz, siliyorsunuz, yıkanmıyor zaten sunt olduğu için. O yüzden sıkıntı çıkıyor, hiç gerek yok. Onun haricinde işte bakın, yavrularıma dalları bıraktım, yem bıraktım, suları var. Bu da yavaş yavaş alışıyor. Mesela suya nasıl alıştırdım arkadaşlar? Bakın, suyun da hani su olduğunu, nasıl içeceklerini göstereyim arkadaşlar. Böyle hani yavruyu alıyorsunuz elinize. Bakın. Bir tane yavruyu alalım. Gel buraya. Arkadaşlar yavruyu aldınız yemeyeceğim. Bakın arkadaşlar. Suyun burada olduğunu göstermek için. Yani şöyle kakasını suya sokun. Bırakın. O zaten orada hani su olduğunu anlayacaktır. Hani. Gün içinde bunu bir defa iki defa yapıyorum ki hani. Suyun orada olduğunu bilsinler. Sonuçta yavrumlar arkadaşlar. Hani. Annesiyle babasıyla beslenen hayvanlardır. Bilmeyebilirler. Su kalmasın hayvanlar. Bu şekilde öğrensinler. Böyle güzel bir köşem var. Burada mamaların vesaire hepsi var. Biraz pis ortam ama yani bu işi yapacak arkadaşlar şöyle pisliklere falan alışık olsunlar. Tüylü vesaireydi. Çünkü oluyor yani. Ancak böyle hazır kafesler alırsınız. Sineklikli vesaire. O tarz olursa
pisliği olmaz. Ama eğer hazır kafes almazsanız, bu şekilde tel kafes istiyorsanız, böyle hani yere dökülen tüyler. Ben burayı her gün mesela süpürüyorum. Her gün. Yani fırçam orada. Her gün süpürüyorum. Çünkü şunda taban ızgarası yok. Burayı sürekli eşeliyorlar, dökülüyor. Bunlar da var. Bu eşelemiyor. Bunda da taban ızgarası var. Bu da eşeliyor. Bunların yavruları büyüyor. Bunları da tam olarak yavrulara ayırdım da bunları ayrı bir kafese koyup taban ızgarası yapacağım yeşil telden. Şunun gibi göstereyim, bakın burada hazır bir tane kesim var. Biliyor musunuz? Taban ızgarasını ben yaptım şöyle yeşil telden. Şu alt plastiği çıkarıp teli oraya güzelce kenarlarından doğru telleri kıvırarak yapıştırdım. Gayet güzel oldu. Bunlar da benim ilk yavrularım arkadaşlar. Kuş işine başladığından beri ilk aldığım yavrular. Bir tanesini arkadaşıma sahiplendirdim. En güzel turkuaz vardı. Onu verdim. Hani onu istedi çocuk. Yani onu kendim ayırmayı düşünüyordum ama onu beğendi. Ben de kıramadım. Çünkü arkadaşlar hani piyasaya yurt dışından kuş da gelmeye başladı. Birkaç kuş daha alacağım elime. 4-5 tane. 2 çift veya 3 çift daha. Yani maksimum 10 çift olacak ama hani yavaş yavaş arttıracağım işte. Yani şu kafesi, bunun bu dişiyi erken yanına aldım. Oraya bir tane hemen alacağım kuş zaten. Kafesi temizleyip. Yani yerli kuş fiyatları şu anda 100 liradan başlıyor. Yavru çiftler 300 civarı, 250-300. Bunlar yerli kuş olarak söyleyeyim. Yani kuş fiyatları pahalı. Şöyle şunu kapatayım. Ama dediğim gibi arkadaşlar, yani trans üretim hali. Yani bu kadar hani ayrıntı olmasa bile bir dörtlü bir kafes alıp 3 çift veya 4 çift evde kuş seven insanlar besleyebilir arkadaşlar. Yani bir geliri çok olmuyor. Hani yavru kuş satayım hani. Yani öyle besleyen bir arkadaş 50 lira 100 lira satar şu an. Ben kaç saat verdiğimi söylemeyeceğim. Yani bir gelir olarak beklemezsiniz ama kuşlarınızın hani yavrularınız kuşlarının giderlerini karşılar. Sağlıklı beslersiniz. Hani taban ızgarası olur. Altına sürekli granül koyarsanız en kaliteli yemleri alırsınız. Yavruları diyorum yani petrol verirsiniz. İsteyene verirsiniz. Onlardan aldığınız parayla da yavruların diğer araç kuşlarınızın giderlerini karşılarsınız. Sağlıklı bir üretim haliniz olur. Hani çünkü ben hani bu yavruları satsam çok para kazanacak değilim hani. Dediğim gibi hani. Ama güzel kaliteli yem alabilirim. Kaliteli granül alabilirim. Güzel kafesler alabilirim. Hani elimde yüklü para olsa buraya güzel bir dolap kafes yaptırabilirim ama şu an yok arkadaşlar. Borsada öyle bir gelirim yok şu an. İnşallah olursa kazanacağım. O zaman yapmayı düşünüyorum. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın.